Selamun aleyküm. Allah'ın selameti, rahmeti üzerinize olsun. Cümlemizin inşallah. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Bulduk, sefalar bulduk. Allah nasılsınız hocam? Harikayım, çok şükür. Evet. Bugün de hayattayım. Bugün de Rabbim kendisini düşündürecek bir akıl sağlığı verdi. Buraya getirecek bir beden sağlığı verdi. Ve inşallah kendisine ve bu dünyaya hizmet anlamına gelecek bir faaliyetin içinde beni var etti. Bu büyük nimetin şükrünü eda edebilmemi Rabbim nasip etsin inşallah. Harikayım. Amin. Şükrümüze şükür gerek diye bir cümle aklıma geldi hocam. Doğru. Yani şükredebilmek de şükür kesinlikle, gerektiren bir nimettir kesinlikle. Diye. Şükredeceğimiz şeyleri görememek bizi şikayet odaklı yaşamaya sevk eder. Şikayet odaklı yaşadığımızda da olayların olumlu ve iyi yönlerini, bunların hikmetlerini düşünmek yerine sürekli olumsuzu gündeme getirerek olumsuzlukları görme anlayışını bizde geliştirir ki oradan da iyi bir yere çıkılmaz. Sürekli olumsuzlukları görmek, olumsuz düşünmeye, olumsuz düşünmek, olumsuz davranmaya böyle tetikleyici olur ve bir de bakmışız ki hayatımızda ben bu dünyada niye varım ki? Hiçbir şey iyi değil ki. Her şey çok kötü. İnsanlar kötü. Anlaşılmıyorum. Sevilmiyorum. Değer verilmiyorum gibi bir noktaya taşır bizi. O yüzden de Rabbimizin nimetlerini, üzerimizdeki nimetlerini görmek çok mühim bir ibadet ve insanın manevi hayatı ve psikolojik sağlığı içinde çok, çok önemli, önemli bir husus. Evet. Peki hocam, siz hitap ederken beyefendi, hanımefendi diyorsunuz. Evet. Bugün ben aslında programa şöyle başlayacaktım. Bugün programımızın konuğu Saliha Erdim hanımefendi hocamız. Teşekkür ederim. Hocam, hanımefendi ne demektir? Neden vurguluyorsunuz, böyle hitap ediyorsunuz? Hanımefendi ve beyefendi tavrı, ifadesi benim gözümde karşımdaki insanın saygıya ve hürmete değer olduğunu ifade eden bir kelime. Ben Rabbime duyduğum edepten dolayı edep duyuyorum. Rabbime duyduğum hürmetten dolayı insanı aziz biliyorum ve hürmet ediyorum. O yüzden de benim bunu yansıtabileceğim ilk malzemem sözlerim. İnsan kendisinin nereye konduğunu hissederse o seviyeden konuşur. Ben bir hanımefendiyim. Rabbime kulluk yapmada yetersizliğin en dibindeyim. Acizliğin kul olarak en dibindeyim ama ümit olarak da en öndeyim. Ben Rabbimin bu dünyada olmazsa olmaz olarak gönderdiği bir kulum. Sizin gibi, herkes gibi. Herkesin kapladığı bir alan var, bir hacim var, bir anlam var. Olmazsa olmaz. Allah'ın dilediği zamana kadar. Evet. O yüzden insanların kendisini iyi hissetmesi, değer verildiğini hissetmesi, kendisinin değerli olduğu algısını onu götürecektir, inancını onu götürecektir ki bu en temel ihtiyaçlarımızdan birisidir. O yüzden de ben insana hürmet ediyorum, insana saygı duyuyorum ve ben küçücük çocuklara bile beyefendi ve hanımefendi diyerek hitap etmeye çalışıyorum. O yüzden de bütün beyefendiler, makamı, mevkisi, tahsili, inancı, yaşama biçimi ne olursa olsun, bütün beyefendiler benim beyefendi kardeşim ya da oğlum, bütün hanımefendiler de kızım ya da kardeşim, büyüğümse abim, ablam. Evet. Hocam, buradaki temel nokta insanın hürmete layık olması bilinciymiş, evet, gibi geliyor. Evet. Neden layıktır hocam insan hürmete? Nasıl bir örnek versem? Şu bardaktan örnek vereyim. Şu bardak normalde hani tek satın aldığınız zaman 5, 6, 9, 10, onun 5 lira bir değeri vardır değil mi bilmiyorum da. Şimdi bu kırıldığı zaman ya canın sağ olsun deriz. Evet. Ben şöyle bir cümle öğrenmiştim. Bu beni çok etkilemiş ve rahatlatmıştı. Eşyanın da bir ömrü vardır. Hayırlısı olsun, canın sağ olsun, başımızın gözümüzün sadakası olsun mu derler? Öyle derler. Sadaka değildir ama öyle derler. Nazar çıktı derler falan.
bu bardağın benim gözümde normal bir bardak olmanın ötesinde değeri yoktur. Ama bunu bana çok sevdiğim, çok değer verdiğim birisi vermişse, bunun sembolik olarak değeri bana 10 bin lira verseler de şu bardağı vermem. 5-10 liralık, 15-20 liralık taş çatlasa edecek bir bardağı bana 10 bin lira, 20 bin lira verseler vermem. Niye? Bunu bana verenin hatırlattığı bir değer var. O bunu bana vermeyi düşündü, onun hediyesi. Bunda onun bana verdiği değeri görüyorum. Evet, içini manayla dolduruyoruz. Aynen, yani bunun anlamı değişti verenden dolayı. Bunun önceki sahibinden dolayı, bana verenden dolayı. İnsanın bu yeryüzüne gönderilmesine karar veren, sizi Ömer Beyefendi, beni Saliha Hanımefendi olarak bu dünyaya göndermeyi takdir eden, bütün kainatın sahibi, gözle görülen, görülmeyen, sayısını bilmediğimiz kadar mahlukatın yaratıcısı, bir insana diyor ki sen varsın, sen bu dünyada lazımsın, bu dünyanın sana ihtiyacı var ve bunu hissedebilmen için senin de iyi hissetmene ihtiyaç var. Evet. İyi, birbirinize iyi gelin, birbirlerinizi yıkayan eller gibi olun, birbirlerinizi yükselten tuğlalar gibi olun buyuruyor benim dinim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanın iyi olması karşısındakinin ona ne kadar iyi baktığıyla, ne kadar iyi davrandığıyla, onu nereye koyarak muamele ettiğiyle çok yakından alakalı. Böyle davranmamın benim gözümde iki önemli amacı var. Bir, ben Allah'tan bir ruh taşıyorum. Bu ruha yakışır bir tavrı ben hak ediyorum. İki, karşımdaki de benim kendimi nasıl saygın bir konumda hak ediyorsam, hak ettiğim gibi karşımdaki de saygın bir konumda görülmeyi hak ediyor. Bu sahibi Allah olduğu için. Bu dünyada üzerinde şerefle yürünmeyi hak ediyor sahibi Allah olduğu için. Bir çiçek sulanmayı hak ediyor. Ona can verenin, renk verenin Hazreti Allah olmasından dolayı. O yüzden de alimler eşyalara biz cansız diyoruz ya, donuklar derlermiş. Bunların da bir ruhu var. Bunlar da elektronlar, işte protonlar, nötronlar kendi içinde dönüyor. Onların da bir hareket kabiliyeti var. Yani her şey Allah'ı zikrediyor. İnanmayanın kalbi bile. O zaman inanmayan da saygıyı hak ediyor. O da Allah'a ait. Onun içinde de Allah diyen bir kalp var. Onun içinde de bir damla kanda milyonlarca hücre var. Evet. Ve o hücrelerin hepsi Allah'ı zikrediyor. Ve Allah diyor ki o bana ait. Ona bir haksızlık yaparsan bana haksızlık yapmış olursun. Onu korursan beni korumuş olursun. Bir hastayı ziyaret edersen beni ziyaret etmiş olursun. Bir yoksulu doyurursan beni doyurmuş olursun. Haşa, Rabbimiz doyurulmaktan, açlıktan, bakımdan münezzehtir. Ama sembol olarak bizim zihnimizde yaptığımız şeylerin ne kadar kendi katında anlamlı olduğunu ifade etmek için mecaz cümleler kuruyor Rabbimiz bizim anlama şeklimize göre. O zaman ben Rabbimden dolayı bunu yapıyorum. Hesaba katacağım tek bir makam var Hazreti Allah. O varsa her şey var. O yoksa da hiçbir şey yok. O yoksa da derken haşa, hani değer olarak, anlam olarak onu gündemime almasam o zaman ölçüm olmaz. Evet. Sınırım olmaz. Sorumluluklarım, hareket ettiğim alan, ilişki içinde olduğum insanlar, sözlerim, davranışlarım, benim içimde ne olduğunu, neye göre hareket ettiğimi tanımlıyor. Beni anlatıyor. Sözlerim, davranışlarım, yaptıklarım beni anlatıyor. O zaman ben Allah'a ait olduğum için onu temsil ediyorum. Beni anlatan şeylerin de ona layık olmasını istiyorum. Hepsi bundan ibaret. Evet.
en iyi yürüyerek gidilir yaşamaya diyor. Kainattaki yaşayışımızın ya da yürüyüşümüzün merkez kaç kuvvetir, lokomotifi Hazreti Allah olduğu zaman ne kazanıyoruz hocam? Bir cümle geldi aklıma, bununla beraber sorayım dilerseniz. Hakiki imanı elde eden kimse kainata meydan okuyabilir diyor. Evet. Allah için sesini yükseltmek, Allah için susmak, Allah için sevmek, Allah için reddetmek, Allah için kabul etmek. Bu bize ne kazandırır hocam? Onu mu temsil etmiş oluruz? İnsana hürmet ederek Allah'a mı hürmet etmiş oluruz? Aynen. İlaveten Rabbim bizim itaatsizliğimizden bir şey kaybetmez. Onun şanının azizliği, onun yüceliği, kullarının onu itaatine, kullarının onu yüceltmesine bağlı değildir. O zaten yücedir. Ben Rabbimin oku emriyle insanı, kainatı, olayları, insanın hüznünü, sevincini, ihtiyaçlarını okuyarak okumuş bir insan, öğrenmeye açık bir insan, öğrendikleriyle de, ilimle de ahlak kazanarak bir derinlik kazanmaya çalışan bir insan olarak tanımlıyorum insanı ve kendimi. O zaman burada ben insanı kamil haline gelmek için varım. Ben yaşayıp gitmek için değil, burada merdivenleri tırmanarak insanı kamil olma, nitelikli insan, erdemli insan olma merdivenlerini tırmanarak Rabbim ne kadar ömür verdiyse, ecelim ne zaman tamam artık senin nefeslerin sayılıydı burada bitti diyene kadar ben bu uğurda çalışmak üzere varım. İnsan tanımlanırken bazı alimler bitki mertebesi, hayvan mertebesi ve insan mertebesi diye üç kategoriye ayırıyorlar. Hı hı. İnsanın işleyişi, düşüncesi, fikirleri, eylemlerinin arkasındaki derdi, davası, ufku ve bütün bunları dayandırdığı bir inanç sistemi. Bunlar benim hayata dair yönelişimin arka planı. Ben ve herkes inandığı sistem üzerine hareket eder. O zaman ben Rabbimin beni var ettiği ilişkiler içinde imtihan olacağım. Var ettiği iş ortamı, çalışma alanı, sorumluluklarım, o sorumluluklarım çerçevesinde kendi sınırlarımı ve başkalarının sınırlarını koruma. Yani bir insanın hayatında karşılaşabileceği ya da benim hayatımda Rabbimin emriyle benim yaşadığım şeylerde Allah beni ve bütün kullarını denemek için yarattı. Nasıl davranıyoruz? Nasıl yaklaşıyoruz? Bunu yaklaşırken ki niyetim ne? Görünüşte ben çok hayırsever, çok işte cömert, oraya yardım eden, buraya yardım eden, oraya koşturan, buraya koşturan bir insan olabilirim. Görüntüde öyle olabilir. Bunu yaparken ki niyetim ne? Eğer niyetim kulların aferinini, kulların beğenisini, kulların benim hakkımdaki sözlerini merkeze alarak hareket ediyorsam Allah bana yardım etsin. Zaten o yaptıklarım çöp, at gitsin. Hiçbir kıymet terbiyesi yok. Onlar için yapılırsa insan kıymet bilseydi peygamberinin kıymetini bilirdi. İnsan kıymet bilseydi varoluşunun kıymetini bilir, yaradanının kıymetini bilir ve ona göre yaşardı. Bizler insanız. Her an deneniyoruz. Bıçağın sırtındayız. Korunmamış. Her an meleklerden daha üstün olabilecek bir makama çıkmak için de aşağıların aşağısına düşme riski için de her an hani olabilecek durumdayız. İkisi de olabilecek durumda. O zaman ben beni istikamet üzere tutacak. Benim doğru davranmama ve beşer olarak yaratılmış bu bedenden bir insanı kamil
ortaya çıkarma noktasında yaşadıklarımın sabrını, anlayışını, hoşgörüsünü bana ahlak katacak bir çıkarımla hayatıma katarsam o zaman ben yücelirim. Evet. Rabbim de bundan memnun olur. Diyor ki, sen bana göre yaşarsan ben senin gören gözün, konuşan dilin, duyan kulağın olurum. İşiten kulağın, yürüyen ayağın olurum diyor. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Dolayısıyla ben Allah'a yakın olmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını başarabildiğim kadar model alarak hayatımda örneklemek ve ey kulum senin yaşadığın hayattan ben razı oldum diyerek meleklerine bile dua ettirdiği bir kul olmak için çaba sarf ediyorum. Evet, bütün çabamız bu. Evet. Peki. Hocam biz kutsiyet atfediyoruz, aileye de kutsiyet atfediyoruz mesela. Aile kutsaldır gibi vurguladığımız cümleler var. Bu bir slogandan mı ibaret? Aile neden kutsal olsun, neden mukaddes olsun? Biz onları neden mukaddes kılıyoruz? Neden aile kutsaldır hocam? Şimdi bir insan hayatını hangi değerler üzerine kurgularsa o değerler üzerine konuşur. Değerlerini o sistem, inandığı sistem üzere oluşturur ve hareketlerini de ona bağlı yapmaya çalışır. Şüphesiz bir ton eksiğimize, bir ton yanlışımızla, kusurumuzla ama bir derdimizin, davamızın olduğu inancımız bizi konuşturuyor ve hareket ettiriyor. Benim değerlerimi o belirliyor. O değerli diyorsa benim için değerli. Hı hı. O anlamlı diyorsa benim için anlamlı. Yanlış hatırımda kalmadıysa Ahzab suresi 6. ayet-i kerimede Allah-u Teala yakıtı insan, taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden ehlinizi koruyunuz diye. İnşallah yanlış kalmamıştır tanımlar aklımda. Buyuruyor. Ailenin 5 temel esası koruduğu belirtiliyor. Can, mal, din, akıl ve nesil. Aile olmazsa bunlar korunamaz. İki insan, Rabbimizin emri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, nikah bağı ile helal bir, Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde bir hayat yaşamaya niyetlenip, nikah bağıyla helal edinip bir eve girdiklerinde o ev yuva olur. Hmm. Dört duvarı, bir çatısı olan ev olmaktan çıkar, yuva olur. Evlenirken iki tarafın da derdişi olmalı. Ben bu beyefendiyle evleneceğim. Acaba benim Allah'a olan yolculuğum bu evlilikle nasıl etkilenecek? Beni daha Allah'a yaklaştıran bir ivme mi kazandıracak bana? Yoksa beni uzaklaştıran bir işlevi mi olacak? Bu da evlenmeden önceki tanışma aşaması, görüşmeler, sorularımız, cevaplarımız, nişan aşaması, düğün aşaması. Bu aşamalarda kendi zihnimizi oluşturduğumuz kriterlerimize göre adayı tanımaya çalışırız. Ben mesela evlenirken çok değerli eşim Zekeriya Erdin Beyefendi ile tanışmıyoruz daha. Her genç kız gibi bana da talipler geliyor. Ben şöyle dua etmiştim. Allah'ım, ben bilemem ama sen bilirsin. Ben anlayamam ama sen anlarsın. Ben tanıyamam ama sen tanırsın. Ben birkaç görüşmeyle nasıl tanıyacağım? Kendini tanıyamayan bir insan başkasını nasıl tanısın? Ama sen biliyorsun. Ben yüreği samimiyetle sana bağlı bir kul istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yüreği samimiyetle sana bağlı olsun. Ben başka bir şey istemiyorum dedim. Rabbim bana istediğimden âlâsını verdi. Şükürler olsun. Harika bir beyefendiyle evliyim. Şükürler olsun. Dünyanın en değerli beyefendisi. Benim için tabii. Ve herkesin eşinin kendisi için öyle olması gerektiğini düşünüyorum. En yakışıklı, en çok seven, en çok değer veren, en değerli.
eşlerimizi kendi zihnimizde böyle tanımlamalıyız. Ve onların gerçekten görmemiz gereken iyi yönlerini görerek takdir etmeyi de Rabbimizin bizim üzerimizdeki bir hakkı olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla değerli beyefendi, sorunuza gelecek olursak, Allah insanı değerli kılıyor. İnsan, her insan bir aile ocağına ve bir annenin kucağına doğuyor. Aile, dünyaya gelmenin eşiği, insan olmanın beşiğidir. Helal rızıkla büyütülen bir çocuk, ömür boyu istikamette olabilmesi için Allah'ın izniyle anne babalarının kendilerine en büyük ikramı yaptıkları bir evlattır. Evet. Eğer bir aileye haram rızık girmişse huzursuzluğun, tartışmaların, mutsuzluğunun, mutsuzlukların başka sebebini aramaya gerek yok. Virüs bulunmuştur. Sadakatsizlik. Ne yazık ki herkes yapıyor diye normalleştirdiğimizde o normal olmuyor. Bir şeyin normal olup olmadığını Allah söylüyor. Helal haramları Rabbim belirliyor. Ve bunları nasıl algılayacağımızı, hayatımıza nasıl yansıtacağımızı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Evet. Dolayısıyla bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğu bana göre, size göre, bir başkasına göre değil, benim dinimin iki kadim ölçüsüne göre, değişir, bilgisine göre belirleniyor. O yüzden aile, toplum içinde insanın aktif ve var olabileceği, sosyalleşme aşamasını yaşayacağı zamana kadar değerlerini öğreten, insanın varlığının anlamını, kendisinin bu varlık içindeki anlamını, bu direksiz başımızın üzerinde duran gökleri yaratanın bizim üzerimizdeki tasarrufu düzeltiyorum. Ve bizden ne istediği aile içinde çocuğa verilir. Anne 2 yıl çocuğunu emzirir. Emzirirken onunla gönülden bir bağ kurar. Çocuk anne dediği kişiye dünyadaki en yakın olduğu pozisyonda anne der. Anneden daha yakın bir evlat üzerinde annenin hakkından daha çok hakkı olan başka birisi yok. Ondan sonra da baba gelir. Bunu da din söylüyor. Evet. Dolayısıyla insan Allah katında çok kıymetli olduğu için, insanın düşünme ve akletme yeteneğinin Allah'ın ve güzel peygamberi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıyla düşünen tek canlı insan olduğu için, fikir üreten, irade sahibi olan varlık insan olduğu için bunun korunması, bunun hayırda aktif olarak işlev görmesi, fonksiyoner olması için annenin babanın rehberliğinde bir hayatın geçmesi gerekiyor. Evet. Aile olmasa bu olmuyor. Evet. Hocam ben manşet cümlelerden devam etmek istiyorum aileyle buyurun, ilgili. Buyurun. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Lütfen buyurun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim hocam. Her şey ailede başlar ya da her şey aileyle başlar diye bir manşet cümlemiz var mesela. Evet. Her şey ailede mi başlar hocam? Neden? Şöyle. Her şey ailede başlamaz. Genetik yapımız bizimle beraber doğar. Allah'ın bize yazdığı bir kader bizimle birlikte doğar. Allah'ın bizim üzerimizdeki tasarrufu bizimle doğar. Annenin babanın elinde %100 etki gücü yoktur. Eğer annenin babanın elinde %100 etki gücü olsaydı, hiçbir annenin babanın çocuğu müşrik olmazdı, Müslüman olup da. Müşrik olmazdı. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kendisini Rabbine itaat ederdi. Babasını peygamber olarak tanırdı. Ya da Peygamber Efendimiz'in izinden yürümek için annesini babasını reddeden onlara karşı çıkanlar vardı. Aynen öyle. Dolayısıyla
O cümleyi tam anlayamadım ama. Annesini babasını? Annesini babasına karşı çıkanlar vardı. Evet. Sahabe efendilerimizden. Evet. Annesini babasını karşısına alıyor. Peygamber Efendimiz'in aynen öyle arkasından gidiyordu mesela. O yüzden de bu önemli bir soruydu. Teşekkür ederim. Bir, anne baba dünyaya getirme vesileleridir. İki, onun kaderini tayin edecek olan Hazreti Allah'tır. Üç, çocuğun konuşmaya, aklını kullanmaya, düşünmeye, kendisinin bir birey olarak, yetişkin bir insan olarak kendi başına karar vereceği zamana kadar ona modellik etme, ona rehberlik etme, ona yol açma, gerektiğinde bir danışman sıfatıyla ona yardımcı olma ve onun için dua etme makamı. Hepsi bundan ibaret. Annenin, babanın 0-7 yaş içinde etkisi %100 ama aileye gelmeden önce var olan bir potansiyelle geliyor çocuk. Evet. Sıfır bir şeyle gelmiyor. Yazılmamış bir kağıtla dünyadaki yazılmıyor. Hani kim, annesinin babasının mesela hamilelikten itibaren çocuklar beyin gelişmeye başladıktan itibaren kayıtlar başlıyor. Hı hı. Ama ondan önce de bir getiri var. Ve genlerin açığa çıkması aile ortamında eğitim değeri taşıyan ne kadar davranışlar varsa, yaklaşım biçimleri varsa, usul, ifade, hitap biçimleri varsa, ailede nasıl yaşanıyorsa ona uygun olarak kötü genler açığa çıkıyor ya da iyi genler açığa çıkıyor. Dolayısıyla çocuk sıfır gelmiyor. Her şey anne babanın elinde de değil. Her şeyin elinde olduğu tek bir varlık var, Hazreti Allah. Anne baba sadece dünyaya getirme vesilesi, örnek olacak, rehberlik olacak, rehberlik edecek ve çocuğa yol açacak. Emanet bilinciyle ki bu bilinci bizim iliklerimize kadar hissetmemiz lazım. Şu anda hiç bu kavramdan haberdar değilmişiz gibi davranıyoruz. Benim diyor, benim oğlum. Sen kiminsin ki çocuğun senin olacak? Sen kiminsin? Senin neyin var da çocuk senin? Benim eşim, benim iznim olmadan adım atamaz diyor. Sen kimsin? Senin hayatına bir emanet olarak dahil olmuş kişiyi, hayatında birlikte yol arkadaşı yürüdün diye kim sana sahiplik yapabileceğin hakkını verdi? Bu hakkı nereden alıyorsun? Dolayısıyla benim dediğimiz her şeyi Allah elimizden alır ya da elimizden alma riskiyle bizi burun buruna getirir. Ondan sonra der ki bir dakika yanlış düşünüyorsun, bu sana ait değil. Evet. İlla şu olmasın, mutlaka şu olacak dediğimiz yerde de bizi öyle bir sarsar ki darmadağın eder Hazreti Allah. Asla kelimesi sadece Allah için kullanılır. Allah asla yalan söylemez. Allah asla vaadinden dönmez. Allah asla haksızlık yapmaz. İnsan için asla benim eşim şunu yapmaz. Ya da o şöyle yaparsa ben asla durmam. Hiç kimse, hiç kimse için asla kelimesini kullanamaz. Beşerdir, şaşar. Bir saniye sonra bir olay olur, öyle bir alabora olur ki yapmaz dediğin şeyin en alasını dibine yapar. Kadar alasını yapar. Bir de bakmışsın ki senin sözün havada kalmış. Yerler altında. Evet. Hocam, modernitenin karşısında çözülen aile yapısı olarak bunu yorumlayabilir miyiz bilmiyorum. Moderniteden ve aileden biraz bahsedelim istiyorum kıymetli hocam. Tabii ki, estağfurullah. Modernitenin karşısında çözülen bir aile yapısı var. Bireyselleşmeyi savunan bir çağda yaşıyoruz. Aile olmayı, aileleşmeyi, yuva kurmayı az önceki tabirinizle sadece ev kurmayı değil yuva kurmayı reddediyor. Çeşitli sebepleri var. Haz odaklı, külfet vesaire. Ne düşünürseniz artık. Bireyselleşmenin karşısındaki bu tavrımız ne olmalı? Ne dersiniz hocam? Şimdi değerli beyefendi, bu söyledikleriniz sonuç. Aynen şunun gibi. Böyle sağlıklı yaşayan bir insan birdenbire bakar ki bir ateşi çıkmış. Ya ne oldu, neyim var, bir doktora gideyim der. Kan tahlili, idrar tahlili, gerekirse röntgen, MR şu bu çektirilir. Bir de bakılır ki akciğerlerde bir enfeksiyon lokalize olmuş. Ateş bir sonuçtur. Ateş hastalığın kendisi değildir. Bizi hastalığa götüren semptomdur, belirtidir, işarettir.
bireyselleşme bir sonuç. Ailenin dağılması bir sonuç. Modernleşme bir sonuç. Neyin sonucu? Bizim beslenme kaynaklarımız değişti. Her sistemin bir beslenme kaynağı vardır. Telefonlarımızın beslenme kaynağı şarj. Elektronik aletlerin. Onunla besliyoruz. Arabaların beslenme kaynağı benzinleri. Bitkilerin beslenme kaynağı toprak, su ve güneş. Hı hı. Canlı organizmanın beslenme kaynağı ihtiyacımız kadar işte karbondioksit, karbonhidrat, özür dilerim. Proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler, şu bu. Bizim canlı organizmamızı beslediğimiz gibi duygularımızı, aklımızı, maneviyatımızı da besleyeceğimiz kaynaklar vardır. Aklımızı doğru bilgiyle, beni doğru düşündürecek. Doğru düşündürmenin yanında beni eyleme götürecek bir anlam bütünlüğü taşıyacak bilgi olmalı. Zihnimi ben, aklımı doğru bilgiyle beslemeliyim. Daha doğrusu, doğru bilgi de demeyeyim buna. Aklımız bilgiyle çalışır. Doğru bilgi doğru çalıştırır, yanlış bilgi yanlış çalıştırır. Siz değirmene mısır koyarsanız mısır öğütür, buğday koyarsanız buğday, arpa koyarsanız da arpa. Bizim de zihnimize verdiğimiz bilgi neyse ona uygun çalışır. Duygularımız, sevgi, özenli bir ilgi, bu insanı çok besleyen bir şeydir, özenli bir ilgi, değer katan sözler ve ifadeler, değer verme ve paylaşım. Muhabbet içinde bir paylaşım. Bunlar insanın duygularını besler. Maneviyatımız ise teslimiyetimiz, ibadetlerimiz, bize Allah'ı hatırlatan dostlarla muhabbetimiz, kesintisiz Kur'an-ı Kerim'le ilişkimiz, Rabbimizle, namazla, secdede ve ayakta durarak kıyamdaki bağımızla maneviyatımız güçlenir. Şimdi bunları sanki saca yağı gibi düşünecek olursak. Saca yağı bilir misiniz? Evet. Sizin belki annelerinizin bile dünyada olmadığı zamanlarda biz köylerde ya da kasabalarda saca yağını biliriz. Üç ayağı vardır. Üstünde bir üçgen vardır. O üçgenin birer ayağı vardır. Onun üzerine tencere konur. Altında odun yanar. Tencere pişer. Tencerede bir şey pişirmek istediğim zaman pişer. Pişer. Aynen onun gibi. Saca yağı gibi. İnsanın dengelerini sağlayan da bu gıdaların doğru olup olmaması. Şimdi tabiat boşluk kabul etmez diye bir gerçek var. Bir odada durduğunuzu varsayalım. Hı. Odada havalandırılmış. Ferah bir oda. Ferah bir oda. Havası, oksijeninden söz edeceğim de onun için havalandırılmış, oksijeni yerinde bir oda. Bu içerideki havanın %21'i oksijen, %78'i azot, %2'si karbondioksit, gazlar, su buharları, diğerleri. Orada 10 saat 10 kişi dursa %100'lük oran değişmez. İçindekilerin oranı değişir. Yine daha doğrusu kapasite değişmez, %100'dür. Muhteviyat değişir. İçindeki tanım aklıma gelmiyor. Oksijenin oranı değişir. Azotun oranı değişir. Bileşenlerinin oranı değişir. O da insanı öldürebilir. Havasız kaldığımız zaman biz ölürüz. Boğulur ölürüz. Aç kaldığımız zaman boğulur ölürüz. Kültürel gıdamız olmadığında ölmediğimiz için yaşamaya biz onun eksikliğini fark edemiyoruz. Oksijensiz kalsak camları kırarız. Kapıyı açamazsak, camları açamazsak gene bir oksijen alırız. İşte aç kalanlar ormanda yaprak yiyor.
Kurbağaları kesip yiyor, yılan yakalıyor, yılanı kesip pişirip yiyor. Niye? Hayatta durmaya ihtiyacımız var. Biliyoruz ki karnımızı doyurmazsak öleceğiz. Hı hı. Ben onu şöyle tanımlıyorum değerli beyefendi. Bir insan, karşısındaki insanın değerini bilmemeye başladığında, onu küçümsediğinde, azarladığında, onun ona bağırma hakkını kendisinde gördüğünde, onu aşağılamaya bir engel görmediğinde, aklı doğru bilgi yoksunluğundan ölmek üzere. Nerede insana zarar veren bir davranış varsa, orada akıl yanlış gıdalarla beslenmiştir. Bu bir imdat çığlığıdır. Kendisi farkında değildir. Çünkü Allah'ın değer verdiğine değer vermemek gibi bir haddi aşan davranış yapıyor. Bir insanla konuşmak başkadır. Evet eleştirilecek, evet üzülecek, evet kızılacak şey yapmış olabilir insan. İnsanız biz. Beşeriz, şaşarız. Tamam. Ama karşısında eleştirip aşağıladığı, onurunu, haysiyetini yerle bir ettiği, duygularını paramparça ettiği insanın yerine kendisinden makam olarak daha büyük birisi olmuş olsaydı, aynı öfkeyi duymuş olsaydı bile ona aynı şekilde davranabilir miydi? Davranamazdı. Ona hürmet ediyor. Karşısındaki kendisinin ya, benim diyor ya, ben, benim. Kendisi olanın sanki Allah'la irtibatı kopuyor, sana verildi. Artık sen, çok özür dilerim, kaba konuşacağım ama tepe tepe kullanacağın malın var elinde. Ona istediğin gibi davran denilmiş gibi, aklına estiği gibi davranıyor. Aklına estiği gibi davranıyor çünkü aklındaki uçuşan bilgiler bizim ayaklarımızın yer çekimi etkisiyle yere basması gibi onun da dengesini sağlayacak bir inançtan, bir teslimiyetten ve oraya gönül bağıyla bağlanmasına yardımcı olabilecek bir bilgiler bütününden yoksun olduğunu ifade ediyor. Her kap içindekiyle terler buyruluyor. Evet. Var olanı harcarız. Herkes kesesinde olanı harcar. İsa Aleyhisselam'ın söylediği çok güzel bir söz var. Yanında havarileriyle gidiyormuş. Birileri de ona sataşıyor, aşağılıyor. Onu kızdırmak için bir şeyler söylüyormuş. Yanındakiler demişler ki, efendim size sürekli sataşıyorlar, sizi aşağılıyorlar. Siz de onlara bir şeyler söylesenize. O da demiş ki, herkes kesesinde olanı harcar. Onların kesesinde o var. Benim kesemde bu var. O yüzden bizim kesemizde olanları harcıyoruz. Kesemizde yanlış şeyler var da birilerine bunu kullanıyorsak, o zaman bu bir alarmdır aslında. Evet. Kişiye alarmdır. Sen farkında mısın ona bağırdın? Sen farkında mısın onun gönlünü yıktın? Allah'ın evini yıktın? Onun duygularına zarar verdin? Duygu israfı yaptın? Onun Allah'a olan yolculuğunu coşkuyla yapmasını engelleyecek. Bu dünyaya ait sorumluluklarını, rollerini hakkıyla yapmasını engelleyecek bir zarar verdi. Evet. Hayatın en önemli dinamiklerinden birisi şu. Önce zarar verme. Evet hocam. O yüzden de insan doğru kaynaktan beslenmeyi terk ettiği müddetçe, tabiat boşluk kabul etmiyor, onun için o örneği açıklamıştım. Başka bilgiler bizim zihnimizi dolduruyor. Bugün izlediğimiz diziler, izlediğimiz magazin programları, takip ettiğimiz insanlar, gazeteler, kitaplar ve daha çok sosyal medya, takip ettiğimiz kitaplar, gazeteler, dergiler, onların ortak mesajına bakalım. Bana ne diyor? Size şunu sormak istiyorum. Sosyal medyaya takılıp da, saatlerini ona harcayıp da, daha dürüst olan, daha doğru olan, rızkına haram karışmasın diye olağanüstü çaba gösteren,
Eşim bugün, hanımefendiler açısından söylüyorum, eve gelecek. Eve geldiği zaman eşim öyle bir karşılayayım ki kendisini dünyanın en şanslı erkeği saysın diyecek. Ya da beyefendiler açısından söyleyecek olsam, eşime gittiğim zaman öyle bir ona muhabbetle yaklaşayım ki Rabbim sen beni ne kadar güzel bir insanla buluşturmuşsun. Bu yuvayı onunla sürdürmemi, onunla oluşturmamı nasip etmişsin, sana şükürler olsun dedirteyim diyecek. Kaç tane bizi adam gibi adam, insan gibi insan yapacak mesajlar var. Evet. Yani hocam, bireyselleşmeden mevzu açıldı da, bireyselleşmeden ziyade biz aslında bir çözülüşün resmini çizdiniz. Sonuç olarak evet, böyle bireyselleşmiş olabiliriz, aile yapısı çözülmüş olabilir ama bunun mevzusu, asıl meselesi zihnimizi neyle doldurduğumuza bağlıdır diyorsunuz değil mi? Doğru. Fakat onun yanında şunu da mutlaka zikretmem gerekiyor değerli beyefendi. İnsanın sahip olduğu idealleri, hedefleri, kendisi için oluşturduğu prototip neyse o, ancak uygun bir çevrede hayata geçer. İnsanın en yakın çevresi ailesi. Anne telefonun içinde kaybolmuşsa, baba sosyal medyada kaybolmuşsa, yastığının altında bile telefon bulunuyor, lavaboya bile çok özür dilerim telefonla gidiyor, telefonu sürekli şifreli, nereye gittiğini haber vermiyor, eve geç saatte geliyor. Bu ailede yetişen çocuktan, bu ailenin atmosferini soluyan çocuktan doğru düzgün bir çevrede yetişiyor mantığıyla yaklaşabilir miyiz bu çocuklara? Bu çocuklar ne görüyor? Bu çocuklar ne öğreniyor? Hani yuva olur dedik ya, orada bir yuva yok. Orada ne var? Herkesin öğrenci, üniversite öğrencileri gibi o orada yiyor, içiyor, ortak mutfakları var, ortak banyoları var, sırayla banyo yapıyorlar, sırayla lavaboyu kullanıyorlar, ortak kullanım alanı. Ama herkesin odası var, kiralık odaları var ya da kendilerine ait odaları var, orada orada yaşıyorlar. Kimse kimseden sorumlu değil, kimse kimseden haberdar değil. Evet. Çocuk odasında, bilgisayarında, anne orada, öteki orada. Çocuk karnını doyurmuşsa, sağlığı yerindeyse, azıcık başını örtüyorsa ya da arada bir namaz kılıyorsa yeter. Dindar işte. Bizim din algımız bu kadar sığlaştı. Dinimiz başörtüsüne, dinimiz namaza, dinimiz Kur'an kursuna, İmam Hatip okuluna çocuğumuzu göndermekle sınırladık, sıkıştırdık. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Niteliksizleştirdik. Bizim din algımız Allah'ı sevmekle, Allah'ın dinini anlamakla, Allah'ın esmalarını tanımakla ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyaya gönderiliş amacı, nasıl yaşadığı, nasıl konuştuğu, nasıl hareket ettiği, müşriklere bile nasıl güzel sözlerle davrandığı, onun nasıl üstün bir ahlaka sahip olduğu ve Allah bir insan peygamber gönderiyor ki, gönderdi ki bize, onu modelleyin diyor. Ben ailede bu söylediğim şeylerin olumlu bir şekilde yapılmasıyla sağlam bir birey altyapısı kazanmış olarak topluma atılacaktım hani. Ama annenin derdi çocuğum yemek yesin, zayıf olmasın, böyle sevmeye falan kollarını yanaklarını sıkmaya müsait olsun. Çünkü evi, aa ne güzel bakmış diyecekler. Çocuğunuz zayıf olunca bunu dedirtemiyorsunuz. İşte hani niye bu böyle zayıf, iyi bakamıyor musun? Ya da biraz daha yedirsene gibi. Yemesi. Ya da sınavlar. Etrafı efendim. Ya da sınavlar. Aynen, şimdi ona geleceğim. Etrafı dağıtmasın, bozmasın. Anne otur deyince otursun, kalk deyince otursun. Tam bir patoloji tipi, tam. Ondan sonra okula gitme yaşına geldiği zaman da notları iyi olsun. Niye? Okulda aa felancanın çocuğu zayıf aldı demesinler. El demesin. El ne der? Ondan sonra hele de bir öğretmense, hele de bir belli bir mevkideyse çocuğunun zayıf alması, çocuğunun düşük not alması, toplumda öğretmenlerin işte ders çalışmadı, ödevlerini yapmadı diye şikayet etmesi ailenin utancı. Oysa öğrenci bu. Düşük de alır, yüksek de alır. Annenin asıl utanacağı şey çocuğunun Allah'ı üzeceği şeyler yapması olmalı. Evet. Bir kula zarar vermesi olmalı.
birisine bilerek zarar vermesi, özür dilememesi, tabiata, hayvanlara, çiçeklere saygı duymaması, hürmet etmemesi olmalı. Anne babanın üzüleceği temel değerleri olmalı. Şimdi anne baba çocukların notları zayıf gelince krize giriyor. Danışmanlık alıyorlar. Çocuğumuz şunu aldı, ne olur dedim. Alsa ne olur? Alsa ne olur? Çocuğun üzerinde öyle baskı kuruyor ki biz bu kadar parayı boşuna mı verdik? Tek işin çalışmak. Niye çalışmıyorsun? Çocuk ne anlıyor? Çalışırsam, derslerime iyi çalışırsam, iyi not alırsam anne babamın gözünde iyiyim. İyi not almasam ben değersizim. Anne babanın değerinin tek kriteri buymuş gibi çocuğumuza bunu veriyoruz. Buradan ne çıkıyor? İyi bir şey çıkmıyor. Aramızdaki ilişkiyi önemsemiyoruz. Asıl korumamız gereken şey aramızdaki bağ. Aramızdaki bağ bittikten sonra çocuk en mükemmel okullarda okumuş, en üstün yerlere gitmiş, en iyi parlak başarıları kazanmış ama anneyle arası buz gibi, babayla hiçbir şey paylaşmamış. Buz gibi, başkasına yakın, ailesine uzak, başkasına yakın. Burada artı var mı? Yok. Yok. O yüzden değerli beyefendi, ailede şu anda herkes bireysel takılıyor zaten. Ve çocuk ilk gördüğü şey, babasının nasıl olduğu, erkekler için özellikle söylüyorum. Bir delikanlı diyor ki, annemle babam ayrı diyor, daha yeni konuştuk gençle. Ben babamın bir kere bile başımı okşadığını, oğlum dediğini duymadım. Bir kere bile eve güler yüzlü geldiğini duymadım. Bağırma, çağırma, annem daha fazla dayanamadı, ayrıldı. 10 yıldır ayrıyız, bir kere beni evladım diye aramadı diyor. Şimdi böyle bir babayı modelleyecek bu çocuk. Ve bu çocuk yürekten yaralı. Yürekten yaralı. Anne baba imajının bir insanın zihninde iyileştirilmemesi, o insanın hayatında ciddi kırıklıklar yaşayacağının, ciddi denge sıkıntıları yaşayacağının bir ifadesi. Hocam belki de tam tersini yapacak. Tam tersini yapması mümkün değil mi? Babam böyle, ben evladıma çok şefkatli olacağım mesela. Diyemez evladına mi? Gelmedik daha. Kendi psikolojisinden söz ediyorum. Kendisiyle. Evet, o var. Annesinden çok şiddet görenler, ben asla çocuğuma şiddet uygulamayacağım diyor. Ben de diyorum ki asla demeyin. İddialı konuşmayın. Allah insanı iddiasından vurur. Elimden geldiği kadar yapmamaya çalışacağım deyin diyorum. İşte babam alkol alıyordu ve bize çok çektirdi. Ben alkol almayacağım diyen, aynen öyle. Modelleyenler de var. Tam tersini yapanlar da var. O başka bir şey. Ama babayla duygusal bağının olmaması çok ciddi bir içeride çöküntü, mahrumiyet, mahzunluk ve kırıklık oluşturuyor. Çünkü benim işte yeni bir kitabım çıktı. Çok şükür ailemde huzur istiyorum diye oradaki konu başlıklarından birisi şu. 10 anne çeyrek baba etmez. 10 baba da çeyrek anne etmez. O zaman baba babalık yapacak, anne annelik yapacak. Bu çocukların başına rehberlik yapmak için varız. Bu çocukların başına bizden doğru örnekler görebilmeleri için varız. Bu çocukların başına Allah'a hakkıyla kulluk yapabilecek bir akıl ve irade olgunluğuna onları kavuşturmak için varız. Eğitim tanımlanırken çocuklar anne babadan uzak kaldıkları zaman bir seçim yapmaları gerektiğinde tereddüt etmeden doğruyu seçecek bir akıl olgunluğuna onları kavuşturmaktır diye tanımlanıyor. Doğru seçimler yapabilmesi için çocukların doğru modellere, doğru kaynaklara, doğru iletişimlere ihtiyacı var. Şimdi evde sevgi görmeyen dışarıda arar. Evde değer görmeyen dışarıda arar. Ailede çatlayan toplumda kırılır. Ailede dengesi bozulan toplumda düşer. Ailede almayan da toplumda veremez. Dolayısıyla... Çok net mi hocam bu? Efendim? Çok net söylüyorsunuz. Çok. Şöyle, ailede almayan toplumda veremez derken bunun şerh düşeyim. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Bu sorunun bir açıkla, benim cevabımın açıklamaya ihtiyacı vardı. Çok yerinde oldu. Evet. Allah razı olsun. Eğer bir insan anne babasından almadığı halde, ciddi travmalar yaşadığı halde doğru bir çevrede olursa inanılmaz güzel bir insan olabilir. Yaraları kalır mı? Kalabilir. Ama belki de öyle iyi ilişkiler yaşar ki o yaralar tamir olur. İnsan psikolojisinde hiçbir zaman mutlaka şöyle olursa devamı şöyle gelir denemez. Ben bu cümlemi bundan sonra daha dikkatli kuracağım. Çok teşekkür ederim. Doğru söylediniz. Hocam. Dolayısıyla ama bu doğru bir çevre
acaba kaç tane şanslı çocuğun isabet edebileceği bir şey. Aileden çıktığınız zaman zaten ciddi zarar kaynakları, tuzaklar hazır. Ailede zarar görenleri, zarar kaynakları, tuzaklar yem olarak kullanıyor zaten. Sen bizim diyor, sen ne kadar güçlü bir delikanlısın, biz seni çok sevdik, al şu parayı, delikanlı parasız olmaz, gel bizim yanımızda çalış diye onu yüreğinden bağlıyor. Evet. Ondan sonra da istediğini yaptırıyor. Evet. İnsan, çok güzel bir söz duydum, bu kimindi yazmıştım ama unuttum şimdi. İnsan ihsanın kölesidir diye. Orada o kadar itibar ediyorlar ki, oraya yürekten bağlanıyor. Bu itibarı kaybetmemek adına da değerlerine ters düşecek şeyleri yaptırabiliyorlar. Orada bir sıcaklık işte buldu. Orada bir yuva buldu. Orada bir kabulleniş buldu. Ailede göremediği sevgiyi orada gördüğü zaman o zaman ne oluyor? Orası onu yuva gibi şekillendiriyor. İşte işlenen cinayetler, yapılan hırsızlıklar, uyuşturucu satıcılığı, ondan sonra kuryecilik, her türlü tehlike, kadın kız işleri bu tip zarar kaynaklarının tezgahları, tuzakları olarak çocuklarımızı yakalıyor. Evet. O yüzden ailede zarar gören, dışarıda gerçekten yem olmaya hazır bir durumda olur ama Rabbimizden dua edelim ki doğru bir çevreyle karşılaşsınlar, doğru insanlarla karşılaşsınlar da bunlar da bunların ellerinden tutsun ve kaybolmasın. Evet. Ama bu da ne kadar var, ne kadar kaç çocuk böyle bir şansa sahip olur bunu da tabii ki bilmiyorum. Farslılar buna hüdayi nabit diyorlar hocam. Yani ortamın mümkün olmadığı yerde bir şeyler yeşeriyorsa bu muhakkak hüdayi nabittir diyor. Evet. Rab'dan gelen bir hikmettir, lütuftur diyor mesela. Çok doğru. Rabbim yuvamızı çocuklarımızın evlendikten sonra da sevgiyle, şefkatle zihninde canlanan, anne baba iletişimiyle, çocuklarla olan paylaşımıyla cennetten bir köşe gibi zihninde yer etmiş. Kendisi de anne babasından gördüğü gibi yuva kurmaya çalışmış. İnşallah daha iyisini de yapmış. Evlatlar yuvalarımızdan hayata hazırlansınlar, yuvalarımızdan hayata atılsınlar inşallah diye dua edelim. İnşallah. Amin diyelim hocam. Hocam bu programın son sorusunu soracağım size. Yine manşet bir cümle. Manşet cümleler üzerinden gittik bugün. Tamam. Bizim bazı zamanlar oluyor ki bunu büyük puntolarla yazıyoruz. Diyoruz ki İslam'da aile, İslam'da ailenin önemi vesaire. Bunun gibi cümleler var. Temel olarak İslam'da aile diyelim. Romantik bir söylem mi hocam artık? Ütopik mi? Asla ütopik değil. Asla romantik bir söylem olarak da düşünmüyorum. Sadece aslında insanımız çok iyi. Kesinlikle insanımız çok iyi. Alkolü de, esrar kullanı da, başka uyuşturucu kullananı da en böyle hani keşke yapmasaydı diyeceğimiz hangi bozukluğu ya da hangi yanlış alışkanlığı kastedersek kastedelim. İçinde çok güzel bir insan var. Bu insanlar gerçekten iyi şeyler yapmak ve yaşamak istiyorlar. Gerçekten İslam'da aile derken tabii kalpler Allah'a ait. Ben bilemem ama ben hüsnü zan edip söylenene göre düşünmek, muamele etmek zorundayım. İslam'da aile derken bu zaten yaşanmış bir şey. Ütopik olsa yaşanmazdı. Evet. Bu yaşanmış bir realitemiz bizim, gerçeğimiz. Var olan bir şeyden, var edilmiş bir şeyden söylüyoruz. Hiçbir zaman hiçbirimiz ideal İslam'ın zihinsel arka planını, idealizmini, hayata aktarılma biçimini mükemmel bir şekilde aktarma şansımız yok. Ama elimizden geleni yapmamızı istiyor Allah. Bunun için çaba sarf etmemizi istiyor. Bunun için uğraşmamızı, didinmemizi, ilim konusunda Rabbimizin Esma-ül Hüsna'larını, bizden ne istediğini, bizden ne beklediğini, Allah'a itaatin kullarla münasebette ortaya çıktığını, varlıkta yokta ortaya çıktığını, yoklukta, acıda, sevinçte, iyi günde, kötü günde, başkalarıyla da ilişkilerimizde ortaya çıktığını bilerek, ya Rabbi ben bugün bu durumdayım ve yetersiz olduğumun farkındayım. Senin razı olacağın bir konuma gelmek için yürekten istek duyuyorum, sen bunu bana nasip eyle diye. Ve bu arada niyet tutarak sadaka diye bir benim hayatımın merkezine aldığım bir uygulama var. Nasıl hocam? Bir
Elinizde kumbaranız varsa bir kumbara, yoksa bir kavanoz, bir bardak. Kaç kuruş attığımızın da önemi yok. Rabbim hepimizden zengin. Bizim ne kadar verdiğimizle ilgilenmiyor. Samimiyetimizle, niyetimizle ilgileniyor. Ya Rabbi, dilimi düzeltebilmem niyetine, halimi düzeltebilmem niyetine, eşimin onu anladığımı hissetmesi, benim de anlayabilmem ve onun kendisini bu yuva içerisinde çok değer görülen, çok sevilen, anlaşılan, bir ihtiyaçları doğru giderilen bir insan olarak hissedebilmesi ve bunun da benim üzerimde var olması niyetine. Benim eylem olarak neleri yaparsam Allah'ın razı olacağı süreci, sonucu değil, süreci hesaba katarak sözlerim, bakış açım, yaklaşım biçimim, perspektifim, olayları detaydan mı, globalden mi bak, görmeye çalışıyorum, onlar dahil olmak üzere kendim için oluşturduğum dua, sadaka vesilesiyle Rabbime ulaşsın diye. Niyet tutarak sadaka. Ya Rabbim, ben buraya gelirken sadaka verdim. Ya Rabbi, sen hayır konuştur ve yüreklere dokundur. Ben konuşuyorum ama aklıma getiren sensin. Ben söylüyorum ama söyleten sensin, fail sensin. Ben sadece aracıyım. Bana öyle bir ilgi, yetenek ver ki yürekleri onarayım. Bana benim sözlerime öyle bir tesir gücü ver ki beni dinleyenlerin kalbinde muhteşem bir Allah fikri oluşsun. Kendisinin ne kadar eşsiz olduğu, ne kadar değerli olduğu ve Rabbimizin katındaki kıymetini kendi çapımda hissettirebilme becerisi nasip et bana diyorum. Amin. Allah razı olsun. Sorunuz neydi? İslam'da aile romantik midir artık? İslam'da aile mutlaka bir ucundan başlayarak yuvamızı oluşturmamız gereken bir davamız, bir idealimiz ve yaşanabilecek bir idealimiz. Evet. Mükemmel olmak gibi bir derdimiz yok. Allah mükemmeldir ama mükemmel olmamızı istemiyor. Allah mükemmeldir, gücümüzün yettiğini istiyor. Olmaya çalışalım diyorsunuz. Mükemmel yani. Olamayacağız, bu kesin. Yapabildiğimizin en iyisini yapmak için çalışalım. Benim kendim için ürettiğim bir slogan var değerli beyefendi. Daha iyi olmamanın mazereti yok. Bugün bu durumdaysam bir saniye sonra daha iyi olabilirim ve ben buna talibim. Bunun için öğreniyorum, bunun için okuyorum. Sizden bir şeyler öğreniyorum. Konuşurken ben öğreniyorum. Buraya geldim, kendimi çok harika, çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel davetleriniz hocam. İçin. Dolayısıyla bu bizim derdimiz, bu bizim davamız. Yapamasak bile söylemeye devam edeceğiz. Yapamasak bile öğrenmeye devam edeceğiz. Yüreğimizde oluşturacağız. Sonra da bunun fiile geçmesi için Rabbimize yürek dolusu dua edeceğiz. Birbirimize de dua edeceğiz. Peki, amin. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben Allah teşekkür ederim. Allah söylediklerinizi yüreklere nakşetsin inşallah. Amin, Allah amin. Razı olsun. Çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sorularınız çok güzeldi. İnşallah hakkını verebilmişimdir. Allah razı olsun. Hocam, inşallah. Hocam, izleyici sorularımızdan bir tanesi. Paramız olmadığı için evlenemiyoruz. Evlilik çok masraflı. Hele günümüzde herkes evliliğe para odaklı bakıyor. En iyisi böyle ölüp gitmek mi? Şimdi burada hem teşhis var hem tedavi var. Birincisini kısmen doğru buluyorum ama ikincisi kesinlikle yanlış. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki isteyin vereyim. Rabbimizin hazinesi çok geniş. Doğru. Doğru olan kısmı şu bu sorunun ilk baştaki. Bugün gerçekten insanlar bir damat ararken ya da bir gelin ararken bile çalışan gelin istiyor. Parası iyi damat istiyor. Ekonomik seviyesi iyi olsun diyor. Evin var mı, araban var mı diyor. Sanki arabanın ehliyetinin olması, bir arabasının olması, ahlakının da arabasının kalitesinde olduğunu gösteriyor sanki. Evinin tapusu sanki Allah'a kulluğunun, iyi bir kul olmanın tapusuymuş gibi görülüyor. Bunları son derece yanlış buluyorum. Evet, para gerekli ama bunlar evliliğin olmazsa olmaz şartları olmamalı. Ama ben bu soruda hem kötümser bir bakış açısı, hem ümitsizlik, hem de yanlış bir yere gidiş görüyorum. Şöyle dua etse, niyet tutarak sadaka verse, Ya Rabbi ben evlenmek istiyorum. Helal dairesinde bir yuva kurmak istiyorum.
günümüzde insanlar paraya çok tapıyorlar neredeyse. Ama senin hazinende parası olmayanla da evlenecek güzel kulların vardır. Bana ondan birini nasip et. Ben sana güveniyorum. Hiç şikayet etmeden, onları da tenkit etmeden, herkes kendine göre bir hayat planı çizmiş, ona göre hayatını sürdürüyor. Onlardan bana ne? Para için evlenenlerin para gittiği zaman ne hallere geldiğini evet. Ben çok kere şahit oldum. Değer verdiği şey elinden gittiği zaman karşısındakini de değersiz hissediyor, kendisini de çok şanssız hissediyor, sorunlar başlıyor. Geçici şeylere değer vermek yerine kalıcı değerlere anlam yüklemek ve onları istemek çok akıllıca olur. Ve bu beyefendi ya da hanımefendi, kardeşime ben şunu söylüyorum. Allah'tan kimler ümit keser? Kafirler ümit keser. Çünkü inanmıyor zaten. Rabbimiz diyor ki benden iste. Kaç kere istedim. Allah'ım hani böyle bir iki kere istemeyi kastetmiyorum. Yürekten ve sürekli güvenerek ben inanıyorum ki Allah isteyenin karşısına çıkaracaktır. Allah'tan istesinler. Bekar niye öleyim ya? Niye öleyim ben? Çoluk çocuğa karışmak, güzel bir yuva kurmak. Eşle insan bir noktada tamamlanıyor. Hani evlenmediği zaman yarım anlamında değil ama Allah'ın da bir dengesi var aile hayatının. Hem insan psikolojisinde hem sosyolojimizde hem aile yapısı hem çocuk olması açısından sayısız nimetleri var. Neden ben bekar öleyim? Birileri yanlış bir stratejiyle hayatı yokuşa sürer gibi zorluyorsa bunların içinde hiç mi Allah'ın rızasını arayan kul yok? Belki de biz aramıyoruz. Belki de yükün ağır değil, sen zayıfsın. Belki de, bu da şimdiki söyleyeceğim Japon atasözü, belki de kuyu derin değil, senin ipin kısadır. O yüzden Allah'tan istesin. Kimin kapısını çalarsa o kapıdan ses gelir. Allah'ın kapısını çaldığımızda Allah inanıyorum ki istediğinden alasını verecektir inşallah. İnşallah. Peki bir diğer sorumuz. Boşanmak bazen daha hayırlı olmaz mı? Olur. Ama insanlar boşanmasalar da olabilecek durumlar için bunu söylüyorlar. Onu kabul etmiyorum. Kendi kriterleri olmadığında, kendi beklentisi gerçekleşmediğinde, o evliliği yaşanmaz görüyorsa, önce kendi beklentilerinin ne kadar realist olduğuna, ne kadar hakkaniyetli olduğuna, bir insanın o beklentilere cevap verip veremeyeceğini objektif bir bakış açısıyla baktığında kendisinin ne kadar yanlış, ne kadar usulsüz, ne kadar uygunsuz şeyler talep ettiğini görecektir. Dolayısıyla bunu söyleyen kişi hani kendi istekleri yerine gelmediği için, eşi kendisini kendi hayal ettiği gibi mutlu etmediği için bu evliliği yaşanılmaz görüp de boşanmak daha hayırlı değil mi? Boşanmakta daha iyi bir hayat yok mu diye soruyorsa kesinlikle bu mantığı da, bu yaklaşım biçimini de bu bakış açısında doğru bulmadığımı söyleyebilirim. Evet, ayrılmanın da rahmet olduğu örnekler var. Nasıl örnekler var? Şu anda böyle sanki yağmur yağmış da ormanda mantarlar böyle birdenbire açığa çıkmış gibi narsist kişilik bozukluğu tipleri arttı. Ya vardı, haberimiz yoktu ya da gerçekten arttı bilmiyorum. Bunun bir araştırmasını yapmak gerekir diye düşünüyorum. Karşısındakini hayat hakkı tanımıyor. Sen kimsin ki diyor, sen benim için varsın. Senin haklı olma gibi bir şansın yok. Benimle birlikte olmak senin için lütuf, ne kadar şükürsüzsün diyor. İtiraz edemezsin. Talebini söyleyemezsin. Bir şeye itiraz et, bak bakalım ne oluyor. Sürekli aşağılanırsın. Asla sana Allah yarattı demez tabiri caizse. Arkadaşım birisi diyor ki Salih abla bir cümlenden dolayı sen bana bu kelimeyi nasıl söylersin diye beni duvara dayadı, boynuma yapıştı diyor. Çocuğum görüp baba ne yapıyorsun demeseydi nefessiz kalıyordum diyor. Şimdi ben ona şunu söyledim. Şu andan itibaren ben aile danışmanıyım ve siz bana soruyorsunuz. Kesinlikle aynı evde kalmayacaksınız. Ayrı evlerde kalacaksınız ve şu şartı koşacaksınız. Psikiyatriste gidecek. Tanısı konulacak, teşhis konulacak, tedavi olacak. Doktor diyecek ki siz artık güvenle aynı evde yaşayabilirsiniz.
Ondan sonra yuvanızı bozmayın. Hele de ben tedavi olurum diyen birisini boşamanın caiz olmadığını ben fıkıhçı kardeşlerimize sordum, öğrendim. Tedavi olmak için çaba sarf ediyorsa, hayati bir risk söz konusu değilse, can güvenliği riski, din güvenliği riski, kişiliğimize zarar verme riski yoksa o insanla birlikte yaşayalım ve tedavi sürecinde destek olalım. Ama gerçekten birlikte olmakta can güvenliği riski söz konusuysa, can güvenliğimiz yoksa, o zaman ayrı yerlerde gene irtibatta olarak, gene moral bozmadan, hayatım şu anda zor zamanlar yaşıyoruz, ben hep senin yanındayım çocuklarımla, tedavi olsun öyle alalım. Bu doktorun kararı desin ve bir doktor gerçekten tedavi etsin, ondan sonra birlikte aynı evde bulunsunlar. Onun dışında zaten bunlar tedaviyi kabul etmiyor. Sen hastasın diyor. Sen diyor çocuğunun mesela azıcık yemeğini aksatmış ya da çocuk ağlıyorken birazcık bakmamış, kıyameti koparıyor. Sen nasıl bir annesin? Sen çocuğu ağlatıyorsun, eleştirmek için bahane arıyor. Orada tedavi olmadığı müddetçe o insana, yani Allah'a ibadet edemeyeceği kadar insanı kendisiyle savaşa sokuyor. Her durum böyle olmayabilir ama bir aile uzmanına danışılmadan kesinlikle ayrılmamalarını, böyle bir risk varsa da doktor kararı olmadan, can güvenliği yoksa aynı evde yaşamamalarını tavsiye ediyorum. Bazı evlilik, bazı boşanmalar rahmettir ama buna bir uzman karar versin. Kendiniz karar vermeyin. Peki hocam. Son sorumuz, aile içi bebek ve çocuk şiddetini, ölümlerini bir aile danışmanı olarak nasıl yorumluyorsunuz? İnsanın kendi içindeki savaşın şiddetine bağlıyorum ben bunu. İçimizde o kadar çok savaşıyoruz ki, o kadar çok kendimizi yıpratıcı bir zihinsel, duygusal işleyiş içindeyiz ki, eşler birbirinin öfkesini tetikliyor. Eşler birbirinin değersizlik duygularını derinleştiriyor. Eşler birbirinin var olan motivasyonunu darmadağın ediyor. Sosyal ilişkilerine varana kadar paramparça ediyor. O zaman ne oluyor? Muhatabı bu tahrip edici, yıkıcı davranışlara, sözlere devam ettikçe, karşısındaki şahıs da ona karşı onu sözle yola getiremediği zaman, benzer davranışlarla ya da aynıyla mukabele ediyor, o zaman çatışma kaçınılmaz oluyor. Ayrısı ayrılamıyor. Birlikte yaşasa yaşayamıyor. Onların hınsını da çocuklardan alıyor. Ve insan kendi yanlışını görmediğinde, kendisinde bir hastalık var bunu anlamadığında, kendisinin yaptığı yanlışın kendi iç tahribatlarından dolayı olduğunu anlamadıkça çözüme gitmiyor. Çözüme gitmedikçe aynı şekilde davrana davrana hataları artıyor. Hataları arttıkça aynı evde kalmanın güveni kayboluyor. Güvensiz oluyor birlikte kalma. Çünkü var olan bir sıkıntıyı artıracak iletişim, diyalog var. Evet. Kendisini adam yerine koymayan bir muhatap var ve bu sürekli oluyor. Öyle olunca insanın çizgiden çıkması da an meselesi. Zaten bir aile danışmanına gitmek gibi, bir psikoloğa gitmek gibi henüz oturmuş bir anlayışımız da yok. Ne zaman bıçak kemiğe dayanacak? Ne zaman artık hadi hanımefendi evi terk edecek ya da beyefendi evi terk edecek, ya bir danışmana gidelim bari diyorlar. Özür dilerim. Öyle olunca ailede bireylerin kendi yanlışlarını görmesi, kendilerinin rehabilite edilebilecekleri makamlara, kişilere, kurumlara müracaat ederek kendilerini rehabilite etmeleri, iyileştirmeleri zaruridir. Eğer bu olmazsa evdeki çatışmada, evdeki şiddette kaçınılmazdır. Ben diyorum ki, şimdi neyi örnek versem, akrebin sokma özelliği var. Kimi zehirlidir, kimisi zehirsizdir ama sonuçta
Sokan, yılan sokar, ısırır, arı sokar, akrep sokar. Sen bunun, bu özelliğini bilerek hala onunla, onun ısırmasını, onun sokmasını, onun iğnesini batırmasını sağlayacak diyaloglar içinde olursan bu kaçınılmaz olur. Evet. Aynen şunun gibi. İnsanların da atmosferleri vardır. Havanın, atmosferin şeylerinin değişik olduğu gibi. Sıcaklığının, soğukluğunun, atmosfer değişiklikleri gibi, havanın değişiklikleri gibi insanın da değişiklikleri vardır. Eğer bir insan mizaç olarak sert bir mizaca sahipse, o öfkeliyken susuver. İdare ediver. Tamam hayatım, özür dilerim deyiver. Sakinken konuş, öfkeliyken konuşma. Mesela alkollü bir insanla asla tartışma yapılamaz. Akıl sahibi hiç kimse alkollü bir insanla mücadeleye girmemeli. Frontal lob devreden çıkmıştır, bilinç devreden çıkmıştır. Alkolün tesiriyledir. Ne söylediğini de hatırlamaz daha sonra. Ne söylediğinin de farkında olmaz. O insanla cedele girilir mi? Ondan sonra da sabah tabaklar kırılmış, aynalar kırılmış, her şey kan revan olmuş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Aynen onun gibi. Bir insanı siz tanıdıysanız onu değiştirmek yerine ona iyi davranarak onun içindeki iyi yönün açığa çıkmasına yardımcı olmak, destek olmak, ayrıca öfkesini tetiklememek, öfkeli olduğu zaman bile hemen kendisini geri çekmek, sakinleştirmek, ondan sonra sakin olduğu zaman yine öfkelendirmeyecek söz ve cümlelerle konuşmak. Anneler, çocuklarımla sıkıntılarım var. Bazen istemeden vuruyorum, oturup çocukla birlikte ağlıyorum diyorlar. Onları dinliyorum, arkasından hemen şu soruyu soruyorum. Eşiniz beyefendiyle aranız nasıl? Çoğunlukla eşiyle arası iyi olmuyor. Ben de şöyle tanımlıyorum onu. Eşinizle aranız iyiyse, dünya ile aranız iyidir. Eşinizle aranız kötüyse, dünya ile aranız kötüdür. Yani siz dünyaya kötülük yapacaksınız anlamda değil ama o kadar içiniz kırık dökük olur ki dünyaya bile gülümseyerek bakamazsınız. O yüzden bir de şöyle bir belirlemem var. Kendiniz için bir iyilik yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Eşiniz için bir iyilik yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Çocuklarınız için bir iyilik yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Dünyanız ve ahiretiniz için iyi bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Evet. Sorunuzun cevabı oldu mu? Peki, teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Eyvallah.